Çin'i nedir diye başlayacak olursak, Çin'i tozlaştırılmış minerallerin şekillendirilip pişirilerek yapay bir taş oluşturmaktır diyebiliriz. Eski dönemlerde yapılmış olan seramikte ve içinde kullanılan renkler aynı zamanda bazı anlamlar da taşıyor. Onun için sadece doğadaki renkleri aktarıyor olmak değil, bir anlamda ona bir takım güçleri de tılsımsı bir biçimde ilave etmek anlamına da geliyor. Renkleri konusunda birçok tevatür var. Bunların çoğu, anlatılan şeylerin çoğu doğruyu yansıtmıyor. Kırmızı Çin'in, kırmızı boyanın nasıl yapıldığı ile ilgili zaman zaman Çin'deki efsanelerle karıştırılarak garip söylenceler ortaya koyuyorlar. Yok efendim adam kendisini bacadan içeri atmış da renk kırmızıya dönmüş. Bu sadece Çin kırmızısı için geçerli olan bir hikayedir. Halbuki Türk kırmızısı redükten atmosferde değil, oksiden atmosferde oluşan tamamen demir silikattan yapılmış bir boyadır. Bu boyanın istenilen kırmızı rengi verebilmesi için mutlaka 890 ile 900 derece arasında sıcaklığın kalması gerekir. Sadece bu kadarla sınırlı kalsa bunu yapmak çok kolay olurdu. Ayrıca sırın kompozisyonda bu konuda çok önemlidir. Doğayı anlamak, Tanrı'yı anlamaktır felsefesiyle ortaya çıkmış ve Tanrı'nın lütfettiği güzelliklerden, doğruluklardan yararlanarak ürününüzü ona sunmak gibi bir ibadet içeren bir çalışma gibi bir şeydir. Sanatçı veya bu işi yapan adam öncelikle kendini yüceltmek, Tanrı'ya yakışır hale getirmek zorundadır. Onun için de dört kapıdan geçer. Birinci kapı şeriat, yani şartlar. Şartları anlamak, kuralları anlamak, kanunları bilmektir. İkinci kapı tarikat. Yani bizim anladığımız anlamda tarikatın ötesinde bir tarikat anlayışı, yani tarik, yol, metot diyebileceğimiz bir kapıdır. Üçüncü kapıda bu bilgilerle ve bu metotla uzmanlık kazanmak, yani marifet kapısıdır. Ondan sonra gerçeği ancak fark edebilirsiniz. O da nasibiniz kadardır. Buna da hakikat kapısı denir. Gözlerinizin önündeki perde kalkar ve gerçeği görürsünüz.